Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde buton kullanarak LED yakma işlemini görmüştük. Tek buton ile LED'i kontrol ettik. Butonumuzun basılı olma durumunda LED'imiz yandı ve diğer durumda yani basılı olmama durumunda ise LED'imiz sönmüştü. Bu sayede mBlock ve Arduino'da kontrol yapılarına girmiş olduk. Yani bir durumu kontrol ettirmeyi gördük. Eğer ise ve değilse komutlarını kullandık. Bu örneğimizde de İki buton ile bir LED kontrolünü yapacağız. Hem bu sayede kontrol yapılarını hem de buton kullanımı pekiştirmiş olacağız. Devremizde hangi malzemeler var? Hızlıca ona değinelim. Bir adet LED'im var. 3 tane direncim var. 2 tanesi butonlar için, bir tanesi de LED'im için. Breadboard'um, Arduino'm, jumper kablolarım var arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Ben bu devrede de Arduino Mega kullanacağım. Bir tane LED'e ihtiyacım vardı. LED'imi yerleştiriyorum. LED'imin artı bacağı sağa gelecek şekilde breadboard'um üzerine yerleştirdim. Artı bacağımız uzun bacak. Şu an sağdaki bacak. Buna bir direnç götürüyorum. Direncimin değeri 220 ohm. Bunu dijital pine bağlıyorum arkadaşlar. 9 numaralı dijital pine bağladık. Sol taraftaki bacak kısa bacağımız, eksi bacak yani. Buradan da Arduino'daki GND pinlerinden bir tanesine gitmem gerekiyor. Dilerseniz şöyle yapalım. GND'yi şuradaki hatlardan verelim. Çok fazla kullanmadık şu ana kadar burayı. Buradan verelim. Hem burası da biraz pekişmiş olsun. Pardon. Evet. Kısa bacaktan da şuradaki hatta gittim. Yani buranın tamamı aslında aynı. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizin elinizdeki breadboard'da muhtemelen şurası kesiktir. Yani kim arkadaşlarda durum böyle olabilir. Yani çizgi şuraya kadar geliyor. Burası boş. Şuradan sonra tekrar devam ediyordur. Aynısı kırmızı için de geçerlidir. Böyle durumlarda hattınız yani tüm hat boyunca değil, yarıya kadar çizginin hizasında geliyordur. Bunu da gözden kaçırmayın. Buna dikkat edin arkadaşlar. Devrenizin hatalı olma durumu olmasın. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz durumu. Şimdi butonlarımızı bağlayalım. 2 adet çıt çıt butonum lazım. Çıt çıt butonunuz yoksa 4 bacaklı butonlar var. Muhtemelen birçok arkadaşta da onlardan vardır. Eğer Çin'den falan sipariş verdiyseniz genelde o setlerin içerisinde 4 bacaklı butonlar oluyor. Yine burada da çoğu setlerin içinde 4 bacaklı butonları görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi her butonum için bir tane direnç kullanacağım. Direncimin büyüklüğü 10K. Aynısından bir tane de diğer butonum için gerekli. Butonlarım için direnç kullanacağım arkadaşlar. Direncimi bağlıyorum. Direncimin değeri 10K olacak. Bir tane de diğer buton için gerekli. Yine bu da 10K. Şuradan bandı 4 yapalım. İkisi de aynı olsun. Farklı olmasın. Şimdi arkadaşlar dirençli bacağı eksiye götüreceğim. Eksi buradan verecektim hatırlıyorsanız. Buraya götürüyorum. Hatta şu kablolarımın rengini değiştireyim. Eksilerimin hepsi siyah renkte olsun. Şu eksim de siyah renkte olsun. Yine buradan da götüreceğim. Siyah renkte oldu arkadaşlar. Şimdi eksiler tamam. Diğer bacaklardan 5 volt götüreceğim. 5 voltu da yine buradaki hattan verelim isterseniz. Şuradan hemen şuraya bir 5 volt hattı çekiyorum. Şöyle yapalım. Evet, kablomuzun rengi
Kırmızı olsun. 5 voltlarımız kırmızı olsun. Şuradan da şuraya verelim. Evet. 5 voltlarımız tamam. Şimdi bu butonları kontrol edeceğim dijital girişler lazım. Butonumun birini 7 numaralı pine bağladım. Şunu da düzeltelim. Evet, 7 numaralı pine bağladım. Bunun rengini sarı yapalım. Diğer butonumu da şuradan 6 numaralı dijital pine bağlıyorum arkadaşlar. Pardon. Bunun rengini de turuncu yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar devremiz tamam mı? Tabii ki de değil. Niye değil? Çünkü şuralara Arduino'dan bağlantı sağlamadık. Yani Arduino'dan buraya bir eksi sağlayacağım. Yine bunu da siyah yapalım. Yine buraya bir de artı bağlantısı sağlamam gerekiyor. Artım yani 5 voltum şurada var. Şuradan 5 voltu bağlıyorum arkadaşlar. Kablomun rengi kırmızı olsun. 5 voltları çünkü kırmızı yaptık. Tek tip gitsin, kafa karışıklığı olmasın. Evet, şu an için devremiz hazır. Bakalım devremiz kodlaması nasıl olacak? Devremizin kodlaması nasıl olacak? Emulo programını açıyorum. Bu arada unutmayalım. 6, 7 benim butonlarım. 9 numarada LED'im. Emulo programını açtım. İlk yapacağım işlem artık bunu refleks haline getirmeniz gerekiyor. Standart bir şey. Arduino kipi. Kartlardan da kullanacağım. Arduino modeli. Arduino Mega 2560 kullanacağım ben. Şimdi robotlara geldim arkadaşlar. Arduino programını aldım. Kontrole geldim. Sürekli tekrarla. Aslında bu ikisi hemen hemen her programlamada ihtiyacımız olan kod blokları. Yani bu ikisi neredeyse vazgeçemediğimiz kod blokları. Ne gerekiyor arkadaşlar? Kontrol gerekiyor. Çünkü butonun birine basıldıysa LED'im yanacak. Diğerine basıldıysa LED'im sönecek. O zaman bir tane eğer ise alıyorum. Eğer ise değilse değil. Eğer ise alıyorum. İşlemlere geliyorum. Eşitlik durumunu buraya koyuyorum. Robotlara geldim. 9 sayısal pinini oku dedim. Butonumuzun birini okutacağım burada. Butonlarım 6 7'ye bağlıydı. 7'yi buradan kontrol edelim. 1 ise yani bu açma olsun. Yani LED'imizi yakma butonu olsun. Yüksek yap. Neyi yüksek yap? 9 sayısal pinini yüksek yap. Evet, LED'imiz 9'a bağlıydı zaten. Bunu değiştirmeme gerek yok. Şimdi diğer butonum için yani 6 numaraya bağladığım butonum için de bir eğer koymam gerekiyor. Kontrole geldim. Eğer ise aldım. İşlemlerden eşitlik aldım. Aynı işlemleri aslında tekrar ediyor gibi bir durum var. 6 numaralı dijital pin. Şuraya geldim. 1 ise bakın 0 ise değil. 0 ise değil. Yani buna bastım. Bir kere bir yaptım. Basılma durumunu gördü. Lambam sürekli yanıyor. Daha sonrasında eğer bir kere basılmadıysa diğer butondan 6 numaralı butondan basılmadıysa söndürme işlemi gerçekleşmeyecek. Yanma işlemi devam edecek. O zaman diğer butonun yine bir olması yani basılı olma durumunda söndürme işlemini gerçekleştirmesini isteyeceğim. Evet arkadaşlar, bloklarım da bu kadar. Şimdi bunu Arduino'ya yükleyeceğim. Yüklemek için ne yapıyorduk? Sağ üstten, pardon, sol üstten bağlana geliyorum. Seri port. Komlardan devremizi tabi tasarladığımız Arduino'yu bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Bağlantı noktasını seçiyorum. Şu an ben de kom 6. Kom 6'dan bağlantıyı kurdum. Dikkat ettiyseniz kırmızı rengim yeşile döndü. Şimdi Arduino'ya yükle diyorum. Yükleme işlemini gerçekleştiriyor. Yüklendikten sonra devremize bakalım. Daha sonrasında eğitimlerimizi bitirelim. Evet arkadaşlar, yükleme işlemi bitti.
Gelin devremize bakalım. Evet arkadaşlar, devremiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Devremizde dikkatinizi çeken bir şey olmuştur muhtemelen. Butonumuzun biri normal çıt çıt buton, diğeri ise dört bacaklı buton. Elimde bir tane çıt çıt buton olduğu için diğeri dört bacaklı buton olarak kullandım. Dört bacaklı butonun kullanımından bahsedeyim size hızlıca. Dört bacaklı butonun yan yana olan iki bacağını kullandım. Bu iki bacak üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani birini dirençle eksiğe götürdük ve aynı şekilde oradan bir dijital pin aldık. Diğerini ise direkt 5 volta götürdük. Yine bu 4 bacaklı butonlarınızı breadboard'a oturtmakta zorlanıyorsanız benim yaptığım gibi dişi erkek jumper kabloları kullanarak breadboard'dan bağımsız, yani biraz daha seyyar bir yapıya kavuşturup uzaktan kablolu bir şekilde devreye bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Butonlarla ilgili şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz, sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, iyi günlerde kalın.